Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Safiyeciğim, kiminle geldin? Kuzenim Pınar'la geldim. Pınar'cığım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Gürbüz. Sen nasılsın? Ben bomba gibiyim de. Safiyeciğim, asıl sen nasılsın bugün? Ben de bomba gibiyim. Bakalım neler olacak. Bu hafta çok heyecanlı bir hafta bugün olacak. Neden? Çünkü herkes bana bilenip gelecek bu masaya. Niye öyle düşünüyorsun? Özellikle yaşımdan mı bilmiyorum ama çok bilendiler masada. Özellikle de Murat Bey her gün bana iki gündür laf söyleyip duruyor. Bilmişlik yapıyor kendince. Pınar'cığım, Safiye'nin yemekten anlamadığını, o yüzden de yorum yapamadığını söylüyorlar masada. Ne diyorsun bu duruma? Çok saçmalamışlar. Safiye yemekten gayet anlıyor. Eli de çok lezzetlidir. Eminim ben bu yarışmada birinci olup çıkacağım. Vallahi Gaziantep'li olduğu için beklentiler yüksek. Evet, biz Antepliyiz. Babaannemden, anneannesinden, hepsinden güzel lezzetler aldığına eminim. Safiyeciğim, seni biraz daha yakından tanıyalım. Bize biraz kendinden bahset. Evet, ben nişanlıyım. Yazın Temmuz ayında inşallah düğünüm olacak. Anestezi teknikeri mezunuyum. Ama o işi yapmıyorum. Kendi iş yerimde çalışıyorum. Kendi iş yerim derken? Kendi iş yerim derken lokum imalatçısıyız biz. Fabrikamız var babamın. Oo, bana da lokum getirmişsindir o zaman. Getirdim herkese, Zuhal Hanım'a ve tüm ekibe. 50 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Yazın evleniyorum, bu yüzden 50 bin liraya ihtiyacım var. Var mı? Ya aslında yok ama yine de almam lazım. Pınar'cığım, ihtiyacı var mı gerçekten? Gezmeyi çok seviyor. Büyük ihtimalle nişanlısıyla gezecekler. Kız, siz zenginsiniz galiba. Yani öyle diyebiliriz. Fabrikatör kızısın yani. Evet, birazcık. 50 bin liraya ihtiyacın yok o zaman. Ya 50 bin liraya ihtiyacım yok ama almak istiyorum. Çünkü kişisel ihtiyaçlarım var. Her şeyi de babadan beklememek lazım. Zengin diye baba para baba para demeyelim yani. 50 bini kazanırsan ne yapacaksın çok merak ettim. Mesela ben burnumu yaptırmak istiyorum. Aa, nesi var ki burnunun? Şöyle yandan bakın. Aman canım, biraz kemerli işte. Evet, birazcık kemikli. Menünü çok merak ediyorum. Bugün neler yapacaksın say bakalım. Hemen sayıyorum. Çorba, kremalı brokoli çorbası. Çok lezzetli olacak. Lezzetli yapıyor mu gerçekten? Evet, ben ilk defa zaten ondan yedim. Ben güveniyorum kuzenime. Ara yemekte ne var? Ara yemek olarak kuru patlıcan dolması ve haydari var. Kuru patlıcan dolmasını Antep usulü mü yapacaksın? Evet, Gaziantep usulü zeytinyağlı. Güzel. Peki ana yemekte ne var? Ana yemeğim patates püresi yatağında garnitürlü sandal kebabı. Şekli sandal gibi mi olacak? Evet, sandal şeklinde kıymaya özel şekil vererek içine garnitürlerden baharatlayıp hazırladığımız garnitürü dolduruyoruz. O şekilde bir sandal görünümü oluyor. Güzel bir yemeğe benziyor. Peki salata? Salata olarak karışık yeşil salata var. Ve son olarak? Ve nevzine tatlısı. Pınar'cığım, nasıl buldun menüyü? Ben menüye bayıldım. Menüdeki her şeyi zaten daha önce yedim. Bana yaptı. Ellerine sağlık, çok güzel yapıyor gerçekten. O zaman hadi vedalaşın çünkü biz markete gidiyoruz. Evet, şans öpücüğünü evet, vereyim. Teşekkür ederim. Başarılar. Birazdan görüşürüz. Safiye Hanım sanırım nişanlıymış. Allah mutlu mesut etsin. Menüsünü yemek yapmaya yeni başlayan, yeni öğrenen, yeni gelin menüsüne benzettim. Çünkü aşırı derecede klasik yemekler var. Menüye bakınca basite kaçılmış bir menü gibi görüyorum. Bir zorluğu yok menünün. Safiye Hanım da sanki böyle hakkını veremeyecekmiş gibi hissediyorum ama genelde şimdi ön yargılı olmak istemiyorum. Bakacağız, deneyimleyeceğiz diyelim. Bence 50 bin liralık bir menü değil. Çorbadan itibaren zaten baştan aşağı bir sürü basit ürün var içinde. O yüzden kesinlikle 50 bini hak etmiyor. İlk gün benim menümü beğenmemişlerdi. Eminim bu menüyü gördükten sonra Hamit Bey'in menüsü ne kadar meşakkatliymiş, ne kadar zormuş, el açması vesaire. Bir sürü uğraştım, bakliyat çorbası yaptım. Bunların hepsini inşallah göz önünde bulundururlar. Hadi Gürbüz, markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Markete geldik. Neyle başlıyoruz Safiyeciğim? Sebzelerle başlıyorum. Patates, brokoli, havuç, salatalık lazım. Demek 50 bini kazanırsan burnunu yaptıracaksın. Evet, burnumu yaptıracağım. Sence burnun o kadar kötü mü ya? Bence kötü değil de yani kemiği kötü sadece. Sağlık problemleriyle ilgili bir durum değil yani. Yok, öyle bir problem yok. Peki 50 bin lira yeter mi sence? 50 bin lira yeter. Doktora gitmiş miydin? Ben sordum, doktorla konuştum. Peki nişanlın ne diyor bu duruma? Nişanlım bir şey demiyor, hatta o da olmak istiyor. Onun da mı burnu seninki gibi? Evet, maalesef. Çok merak ettim.
mutfakta nişanlının fotoğrafını gösterir misin? Tabii ki gösterebilirim. Nişanlınla nasıl tanıştınız? Nişanlımla biz okulda, üniversiteden aynı bölüm arkadaşlarımız vardı. O şekilde tanıştık. Kız, nişanlın da senin gibi zengin mi? Ya hiç konuşmayacağımız konular. Merak ediyorum, ne taktılar nişanda? Takı, ya onları anlatmayayım şimdi, gerçekten şey olur. O konular biraz... Kız yoksa az mı takı taktılar? Yok, takıldı da yani biraz değişik. Aa, az takıldı. Şimdi çözdüm. Kız şunu baştan desene. Yo, memnunum. Siz çok fenasınız Gürbüz Bey. Oğlumuz senin kalbini çalmayı başarmış, daha ne olsun. Gaziantep'te düğünler nasıldır? Gaziantep düğünleri çok güzel olur. Genelde kız tarafı ne isterse o yapılır. Sen ne istiyorsun kız tarafı olarak? Biz çok bir şey istemiyoruz. Nişanlın nereliydi? Nişanlım da Bitlisli. Aslında o da doğulu ama çok yani bilmiyorum, şimdi o konuda konuşmak istemiyorum. Kız yoksa aranızda kırgınlık falan mı var? Yok, kırgınlık yok. Çok seviyorum nişanlımı da, ailesine de. Nişanlın romantik midir? Evet, çok romantiktir o konuda gerçekten. Bu arada şekerli mi içersin, sade mi? Neyi içecek? Kız alışverişi bırakıp kahve mi içelim? Ya 8 dakikam bitti bile. Hadi çabuk. Tamam, bir dakika. Hemen bakmam lazım. Patates, brokoli, havuç, dereotu aldım. Nane nerede acaba? Burada. Masada çok aktif biri değil ama yemeklerini savunacağını düşünüyorum. Yani sadece çok fazla konuşmuyor. Fırsat vermiyor Murat Bey, ondandır. Et siparişini verdin mi? Etlerin siparişini verelim, öyle geçelim. Tamam. Kolay gelsin. 500 gram danabut yağsız, 500 gram kaburga eti yağlı, hepsi kıyma çekilecek. Toplam 1 kilo. Bu kadarcık mı? Evet. Başka bir şey yok. Yok. Ne yapacaksın bundan? Bundan kebap yapacağım, sandal kebabı. Buradan ama ne alacağız? Ama içerisinde kuzeyi koymayacak mısın? Alacağız. Sence kızımız yemek yapabilir mi Hakan Usta? Biraz zor. Daha çok genç. Safiye! Duymuyor bile. Safiye! Efendim? Vallahi ustam senin yemek yapamayacağını düşünüyor. Sen yemek yapabilecek misin? Evet, ben Gaziantep'liyim, çok güzel yemek yapıyorum. Ama her Antepliler yemek mi yapıyor? Ama benim el lezzetim var. Bence yetiştirecek, çünkü yetiştirmesi gerekiyor. Çok basit bir menü. Yetiştirmese bilmiyorum. Genç, evet, genç arkadaşımız inşallah başarılıdır. Puanını ona göre veririz yani. Bu arada son 6 dakika. Tamam, bitti zaten. Bir de galeta unu lazım, onu da bulalım. O da buradaymış. Tamam mı her şey? Hemen bir kontrol edelim. Evet, yumurta, ekmek, içecek aldım. Bezelye geliyor. Tereyağı aldık. Beyaz peynir, süzme yoğurt, şeker, pirinç, krema, un, ceviz, tahin, kaşar peyniri. Bu arada bezelye, evet, de geldi. Tamam. Sarımsak koymuş muydun? Sarımsak koyma. Ben almadım. Sarımsak aldın ya. Hadi koş koş. Hiçbir şeyim kaldı. Kalmadı, bitti galiba. Hızla kasaya ulaşan yarışmacımız ürünlerini kasadan geçirip ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttun? 1 lira. Buyurun. Tamam. Hadi Safiyeciğim, daha yemek yapacağız. Umarım mutfakta da bu kadar yavaş olmazsın. İnşallah. Buyurun Zübel Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Montumuzu alayım şöyle. Saflaz dedim kıza ya. Önemli şey, değil. Kapıyı da kapat istersen. Hemen kapatıyorum, geliyorum. Aman da aman. Bugün de niye Saflaz dedim ben kıza? Temel, nasılsın? Evet, merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk. Ne haber tatlışko? İyiyim, her şeyi yetiştirdim. Aman çok şükür. Aman da yemek de şakat yapmış da, bir de yemekler mi yapmış? Evet. Nasıl yapmış mıcmıcım? Ve size evet. Çok güzel lokum hediye getirdim. Aa, baban lokumcu. Hemen misin? Getiriyorum. Gürümüz, ne haber? İyiyim Zuhal Hanım. Lokumu yedin mi sen? Yedim Zuhal Hanım. Her lokumu yer zaten. Buyurun. Canım benim, çok teşekkür ederim. Babacığım ismi ne? Mehmet. Mehmet Bey de buradan sevgiler, teşekkürler. Allah afiyet bereket olsun. Versin işlerine. Aynen. Sağlığına zeval vermesin. Traditioneller, eşir geçmachen, nuchen dışından traditioneller, hala geleneksel ekik lezzet. Kapı çaldı. Hemen açıyorum. Yeni. Efendim, efendime söyleyeyim, buyurun. Safiye'nin babasının lokum şeyi var galiba, dükkanları mı? Ve de bize de sağ olsun. Size de geldi mi? Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Tekrar Mehmet Beyefendi. Çok mersi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Safiye Hanım? Sağ olun. Nasıl geçti gününüz? Güzel geçti. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Teşekkürler. Merhaba. Hoş bir kadın girdi içeri. Ay, siz de çok merhabalar. Zuhal Hanım. Bu ne şıklık. Yeşil yeşil. Acayip. Yeşil. Allah'tan sen krem giymişsin be. Arkadaşlarla pişti olmak istemezdim ama.
Efendim? Pişti olmak istemezdim. Aa, masayla da pişti olduk. Aa, masa yeşil. Onlar yeşil. Yeşillendik. Menüde yeşil salata var. Yeşil başka evet. Bir şey var mıydı? Brokoli, brokoli. Yeşil brokoli, brokoli çorbası. Yeşil zehirlenme. Ay lokumum düşüyordu. Ay lokumum düşüyor. Ay lokum geldi de ay düşüyordu az kalsın. Ay kapağı ay kaza oldu. Ay, geçmiş olsun. Ay sinirlerim ayağım titriyor sinirden. Ay. Kıyafetinizle uyumlu lokum var gördünüz mü? Ona bak bey, ona bile dikkat ediyor. Evet, yakaladım. Bombin Murat'ın işi. Bugün de yine farklı bir şapka, yine tersten takılmış. Belki yarın sürpriz yapabilirim. Öyle mi? Saçlarımı gösterebilirim. Rap albümü nasıl gidiyor? Satışlar falan iyi. Yok, rapçi değilim. Müzikle çok aram iyi değil. Sadece öyle bir halim var ama. Peki, buyursunlar masaya da bakın bugün için sevgili yarışmacılar. Masanın örtüsüne bayıldım. Gerçekten çok güzel teşekkür bir renk. Teşekkür ederim. Ama çiçek yok. Çiçek yerine ben nar koymak istedim. Nar... Davet sofralarında bereketi temsil ediyor. Evet. O yüzden bereketli bir soframız olsun diye nar koydum. Nar her yerde bereketi temsil ediyor da. Evet. Hani çiçeğin yeri başka sanki. Öyle mi? Evet. İlla bence. Bir çiçek arıyor mu gözler? Yani ya çiçek ya bir mum, nar tamam bereketli bir eşya. Ya ben şöyle düşündüm. Evet Hamit sen nasıl ben buldun? Güzel beğendim. Sen beğendin. Evet. Gayet uyumlu olmuş yani. Gayet güzel evet. Evet peki. Evet, herkes masayı beğendi benim anladığım kadarıyla öyle mi? Gibi. Çiçek hariç. Evet. Yani. Çift servis açılmış gördüğüm kadarıyla. Doğru mu servisler? Servisleri doğru. Süper tamam tatlı şeyleri de var. Brokoli çorbası mıydı? Yeşilim. Alayım evet ben. Yeşilden gidiyoruz bugün. Masa düzeni 3 gündür çok kötü ama Safiye Hanım'ki bir tık iyiydi. Diğerlerine kötünün iyisiydi. Masa düzeni dünkü kadar özenli değildi bence. Çiçek yoktu, şamdan yoktu, boştu. Beğenebileceğim bir masa değil. Almış her şeyi koymuş, narları da bereketli bize yutturmaya çalışıyordu. Cahide Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Cahide Hanım. Cahide Hanım'a. Tabii. Ha, bilmem kim de Cahide Hanım'a gibi anladım da pardon. Cahide Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Cahide Hanım dün rahat uyuyabildiniz mi? Ben hiç uyuyamadım da. Ben de tam o konuya gelecektim. Evet ben de günlük uyku raporlarını aldım. Ben de o konuya gelecektim. Ben uykusu kaç saat uyudunuz? Asıl önemli olan o. Ben de o konuya gelecektim Zuhal Hanım. Ben hiç rahat uyuyamadım. Size sinirlendim. Hatta öncelikle bir de kendime sinirlendiniz. Aynen kendime sinirlendim. Neden bu kadar kendinize yüksek verdim diye. Kendinize sinirlendim doğru azdı. Aslında ben adaletli bir puan verdim ama keşke geriye sarabilseydik puanı 5'e düşürebilseydim. Yaptığınız tavır hiç hoş değildi. 2 gündür arkadaşlar en yüksek puanı ben veriyorum ve bana saldırıyorsunuz. Ve arkadaşlar ikiniz de yarıştınız. İkinize söylüyorum. Kavga edeceğiniz insan ben değilim. Kim biliyor musunuz? Hamit Bey size 1 puan verdi. Cahide Hanım. Bediye Hanım size kaç puan verdi biliyor musunuz? 3 puan verdi. Onu beğendim, onu beğendim, onu beğendim, onu beğendim. Hadi bu da benden olsun dedi. 9-10 vermesi gerekirken pat diye 6 puan veriyor. Pardon siz niye beni hedef gösteriyorsunuz? 9-10 vereceksiniz de 9-10 vermediniz o zaman. Ben ama tutarlılık yaptım. Ya, siz niye verdiniz? Benim söylemlerimle puanım birebir eşitti. Hanımefendi onu beğendim, bunu beğendim, onu beğendim. Hadi bu da benden olsun. Murat Bey, çok özür diliyorum. Murat Bey yani Hamit Bey'e verdiğiniz puan 6. Masasında hiçbir şey yok, çiçek yok, sunum yok, servisler yanlış, bir sürü olmamış yemeği var 6. Benim masam o kadar özenli yapılmış, edilmiş, birçok yemeğim de daha fazla beğenilmiş. Arada bir ona puan rağmen fark bana var. Da 7. Evet bir puan ve buna haklıyım, siz adaletsizsiniz diyorsunuz öyle mi? Murat Bey yine dedikodulara başladı. Yani burada yine boş boş konuşup ortalığı karıştırıyor. Daha çorbalar bile masaya gitmedi ama konuşuyor. Hanımefendi ben size diyorum ki 8'lik 9'luk bir puan değildi. Şimdi benim verdiğim puanla puanlarınızın bir orantısının puan olması lazım Murat Bey. Yani hayır. Her masaya göre puan veriyorsunuz ya. Zuhal Hanım ben anlamadım. En yüksek puanı ben veriyorum. Bana savaş açmışlar. Koalisyon deyince de. Değil mi koalisyon? Koalisyon. Şimdi de beraber yani, mi koalisyon oldu? Kim değişirse koalisyon oluyoruz. Koalisyon evet, günde güne rast. Kim karşısında ise koalisyon oluyor. Siz resmen beni dişli oluyor. Rakip olarak görüyorsunuz. Bu da beni onur ediyor. Teşekkür ederim. Bir yandan da diyor beni rakip görüyorlar ondan diyor. Şimdi istatistiksel olarak baktığımızda evet 2 gündür en yüksek puanlar senden geldi mi? Geldi doğru. En adaletli puan da benden ben geldi. Ben savaş açıldığını ya da saldırıldığını düşünmüyorum ama... Sen dersen ki hani ben en yüksek puanı verdim niye bana bunun hesabı soruluyor dersen sen kendi açından haklı olabilirsin. Ama sanırım Cahide'nin evet. Dün de söylediği bugün de söylemeye çalıştığı şey aramızda diyor bir puan farkı aynen vardı. Aynen öyle yani Hamit Bey'le aramızda bir, bir puan olamazdı Zuhal Hanım. Ben onu söylemeye ki, çalışıyorum Hamit zaten. Hamit Bey'in masasından bir tık bir şey söyleyeceğim. Dedim.
Bir tık dedim. Bir tık önde dedim. 7 verdim. Yok. 8 verseydim, 9 verseydim işte daha güzel bir puan. O ayrı. Murat Bey zaten orada yanlış yapıyorsunuz. Bir tık önde diye bir şey yok. Yani sofra evet, düzeni tamamen farklı. Evet, yanlış yaptım. Size 5 vermeliydim. Yanlış yok. Yaptım. Hayır, size 5 vermeliydim. O sofra 5'lik bir sofra değildi. Neylik bir sofra? Şimdi şöyle benim sofram 4'lüze göre sofra da demeyeyim. Yemekler. Evet, yemekler 6 verdiniz. 1 puan mıydı aradaki fark? Sizin yani söylemlerinize göre 9'luk bir masaydı. Ben dedim ki pirzola, evet yumuşak bir pirzola. Salata, evet olabilir. Sosunu beğendim. Evet. Bir de benim beğendiğim, hani ara sıcağı olarak verdim 1 puanı. Sonra dediniz ki bu da benden olsun, puan. Emeğine veriyorum. Benden bu da benden olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben Bediye Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Dün bana 4 puan verdiniz. Benim Hamit'le yemek şeyi puanlar arasında çok büyük bir fark varmış gibi. Benim masam nasıldı? Siz gelip gidip bana çatıyorsunuz da masası böyleymiş bilmem şey. Nasıldı masanız benim masam? Masanız vasattı. Vasat değil. Dolayısıyla Cahide Hanım'ın masasına göre gayet vasat kaldığı için hep savunuyor ya kendi puanlamasını Murat Bey. Evet. Bir puan fark verdi. Bu kadar konuşmaya bir puan değil. Şunu verirdi. 9 puanı, 8 puanı ben görürdüm Murat Bey'den. Bugün gerçekten hakkıyla konuşabilirdim. Bence ama siz arada kendi gününüze oynuyorsunuz. Çok özür diliyorum. Sırayla gidersek sevinirim. Ne diyeceğimi de unutturdum ben. Peki evet. Unutmayın lafını ki zaten unutmuştun. Hatırlarsın evet. Belki. O arada bir çorbalarımızı yudumlayalım. Brokoli çorbası. Evet, kremalı tabii ki brokoli çorbası. Safiye'nin yarışması da güme gitmesin bu arada. Tabii ki konuşacağız. Önemli bir mesele. Zira bir puanla insanlar kazanıyor, kaybediyor. Onun aynen için öyle, tabii ki bu konuya geri döneceğiz. Buyursunlar, afiyet olsun. Eline sağlık canım. Safiye Hanımcığım, neden böyle bir sizden Antep yöresine dair bir çorba görmedik? Gaziantep'li olduğum için şöyle her şeyi hani Antep yöresinden yapsam zaten basite kaçmış olacaktım. O yüzden farklı yörelerden... Antep'e yapsam basite yok, mi kaçmış bana göre basit Antep'te olacak. Hani yapımı. O kadar ağır yemekler var ki ben sizden bir beyran çorbası isterdim mesela. Yani beyran ben sizden bir yuvalama, isterdim. Yuvalama. Hani yöresel bir çorba olabilirdi bunun yine. Daha değişik olurdu. Yani... Zuhal Hanım bu sefer de yapsaydım diyeceklerdi aynı şekilde Hamit Bey'e dedikleri gibi. Pide ustası pide yapmış. Evet dedim. Çünkü aynı şey benim için de olacaktı. Antep'te Antep yemeği yapmış. Aynen. Ama Antep yemekleri güzeldir ve ya tabii ki çok güzel. Hatta o bence biçilmiş kaftandır yani bir yemek yarışmasında hele de Gaziantep'liyse bir tane yemeğin yok muydu senin menüde? Zeytinyağlı şimdi... kuru dolma yaptım. Ha kuru dolma şu an. Tamam. Yapabiliyorsunuz ama yapmayı tercih etmedim. Yapmayı tercih etmedim. Benim için çok kolay ve zaten diyor siz eleştirir miydiniz Antep yemeği? Eleştirmezdik tam aksine hani hakkıyla yapsaydı ona göre de güzeldi, yorumlardık. Çok güzel bir gastronomi şehri mutlaka isterdim ben sofrada görmek. Ben Antep yemeklerine basit demedim. Benim için yapmak basit dedim. Bunu da açıklık getireyim. Tabii. Yapıyor musun yani evet, normalde yuvalamaydı. Efendim söyleyeyim bir ayvalı tarak olsun. Bir katmer falan. Ya tabii falan. Ki yapıyorum. Yuvalama mesela annem benim çok güzel yapar. Yani, evet. Evet çorbayla içtik değil mi yeterince bu arada? Evet. Evet Hamit'ciğim seninle başlayayım. Çorbayı ben beğenemedim. Neden beğenemedim? Çorba süt kreması çok fazla öncelikle. Yani, ne kadar attığımı düşünüyorsunuz mesela? Yani burada bir bardaktan fazla var diye düşünüyorum. Bir paket krema atılıyor tamam. Bir tencere çorbaya. Tamam, bir paket anladım attım. Da kreması çok ağır koktu. Bir de süt kullandınız mı aynı zamanda? Krema kullandığım için süt kullandım. Un var. Un kullandınız mı bu arada? Tabii ki un krema, kullandım. Tereyağında evet. Kavurup un koymamız tamam, lazım. Ben olsaydım krema kullandığım zaman ben olsaydım un kullanmazdım mesela. Un kullanmazsanız zaten bu kıvama getiremezsiniz. Patates kullanmadınız mı? Patates kullanmadım çünkü. Unla bu kıvamı elde ediyoruz. Doğrudur da ben şeyini beğenmedim. Ya. Çok, hem un bana göre şey. Ben bir şey söyleyebilirsin. Brokoli çorbası hiç içtiniz mi? İçtim tabii ki. Niye içmeyeyim? Yani farklı geldi tadı. Tadı hayır bana çok ağır geldi. Çok kreması, ağır kreması. Bana kreması ağır geldi. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Brokoli tadı geliyor. Brokoli tadı yok sanki. Brokoli değil de sanki nane varmış gibi içinde. Nasıl? Bunun içine evet. Hiç nane koymadın. Öyle ben. Geliyor diyorum. Nane varmış gibi geliyor. Na, olmayan bir çorbada nane olmayan nasıl nane varmış gibi geliyor diyorum. Yani brokoli göremiyorum hatta daha doğrusu. Tamam brokolinin tadını almıyorum diyebilirsiniz ama tamam, nane olmayan işte, bir şeye sanki nane var diyorum. Varmış gibi diyorum. O var demedim. Varmış gibi diyorum. Yani ne demek yani? Varmış gibi ne demek? Ben öyle hissettim, öyle söyledim. Ben yorumumu bu şekilde yorumluyorum. O bu zaman size damak kalmamış. Tadınız olmamış oluyor. Nanenin tadını almıyorsunuz. Hayır, ama nane diyorsunuz. Yok öyle değil. Görüntüsüne bakıp aa bu çorbada nane olabilir mi diyorsunuz? Çorbada nane olmuş olabilir demedim. Öyle hissediyorum dedim. Öyle hissediyorsunuz. Evet. Yani bence konuşmayın. Bence konuşmak için konuşuyorsunuz. Konuşmayın ya. Yok işte bile. Dünkü çorbama o kadar laf yaptınız siz de evet. Aynı zamanda. Menüme o kadar şey. Evet. Sizin yok. Çorbanız laf yapılmayacak benim bir şekilde çorbamla, değil. Benim çorbamla senin çorban ortada aynı bu arada. Ortada çorba yok. Çok özür diliyorum Hamit Bey. Hayır hayır. Sizin bence çorba pilav değil. Demek tamam ben bir şey söyleyeceğim. Sizin yaptığınız çorba hazır zaten. Hazır her mı? Her şey hazır.
Benim çorbam bakliyat çorbası çok ağır bir çorbaydı. Tamam ağır ona olabilir rağmen, biz ondan ona rağmen laf ben söylemiyoruz. Buğdayımı pişirmiştim, nohutumu pişirmiştim, mercimeği evet, pişirmiştim. Evet yakmıştınız bayağı tamam, bir pişirmiştim. Pişmiş Hamit miydi, pişmiş miydi? Şey olmadı o çorba. Biz onunla konuşuyoruz. Heh, olmadı yani o tamam, çorba. Ben hatırlatayım dedim de size. Oldu demiyorum ben piştiğini söylüyorum iddia ediyorum. Tamam dibi tutmuştu ben ona kabul ediyorum zaten. Yani o çorba gibi değildi yani. En azından. Tanıştırayım Safiye Hanım o demeyelim, o bu işi demeyelim, eşya değil evet, çünkü. Teşekkür Safiye Hanım. Özür diliyorum bu arada. Ben böyle yorumluyorum. Teşekkürler. Evet peki. Cahide. Yorumlayayım. Antep yöresinden gerçekten daha ağır bir çorba da beklerdik biz sizden. Yani bu çorbayı seçmişsiniz, yapmışsınız ama bu çorba biraz basite kaçmış. Yani direkt hani sebze olarak da herhalde bir tek brokoli kullandınız değil mi? Başka bir tat gelmedi çünkü çok. Patates falan atmamış. Yani evet, ekstra hani havuçtur, patates, o şeylere girmediniz. Ekstra patatesi aldığımız zaman çok yoğun oluyor. Anladım. İçine sadece brokoliyi koyup haşladınız. Ondan sonra da böyle birazcık unu kavurup kremayı ekleyip bitirdiniz. Biz dün yani özellikle ben hani o kadar malzemeyi hani birleştirdim. Çorbam gayet de iyi olmuştu. Tadı lezzeti yerindeydi. Sadece çorbama ekşi deyip çorbamdan hiç puan vermediniz. Çorbanızı bugün de bu çorbayı getirdiniz ve bizden de iyi bir yorum bekliyorsunuz. İyi bir yorum bekliyorum tabii ki de. Siz şu an benim yaptığım fazla bu çorbaya çorbaya yorum yapın yani kendi çorbanızı karıştırmayın. Çorbaya zaten yorumumu da yaptım. Kreması biraz fazla yani kreması az da o tadı bırakıyor. Krema tadı daha yoğun geldi bana. Beğenmedin mi? Yok çorbasını peki, maalesef Murat beğenemedim. Öncelikle çorbayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yıllardır Yemekteyiz programını izlerim. Artık TV8'de saat 16'da milyonların izlediği çok kaliteli bir hanımefendinin sunduğu çok teşekkür TV8 ederim programı artık kabak çorbası, brokoli çorbası. Program artık kabak tadı verdi. Aynen kabak tadı verdi. Bu bildiğiniz Yemekteyiz değil de Diyetteyiz çorbası. Kusura bakmayın dediğim gibi sizden bir yuvalama beklerdim veya bir beyran çorbası beklerdim. Bildiğiniz bu Diyetteyiz çorbası. Yemekteyiz'e geldik biz Murat farkındaysanız. Murat Bey sizin beklentinize göre yemek yapmak zorunda mıyım ben burada? Şunu beklerdim, bunu Zuhal beklerdim şunu de demek. Zuhal Hanım şunu da söyleyeyim. Üçüncü gün bugün, bugün çarşamba günü. Onu yorumlayacaksınız. Menülere bakıyorum. Wow, çok heyecanlandım diyebileceğim bir menü hala karşıma çıkmadı. Sadece birazcık Bediye Hanım'dan umutluyum. O da yöresinden dolayı Antakyalı hanımlar hamarat olur, eli lezzetli olur. Çok güzel yemekler yaparlar. Sizden biraz umutluyum. Her gün... Onun dışında tünelin sonunda ışık yok mu? Yok. Şu an dümdüz yani arabayı boşaldık gidiyoruz. Eyvah. Murat, bugünün menüsünü, bugünün menüsüne de bir isim çok buldum. Neymiş? Her gün bir isim. Bugün hanımefendi gibi nişanlıymış. Bunu canı gönülden söylüyorum. Allah mutlu mesut etsin. Amin. Bu menü o kadar basit bir menü ki yeni gelin menüsü. Bravo Murat Bey. Evet bugün de yine oynuyorsunuz. Yine aynı şeyler. Menüye isim bulmalar. Yeni gelin. İftar çadırıydı. Cennet Mahallesi ve yeni gelin. Yeni gelin. Dur bakalım yarın kim geliyor ona da. Yemek yapmaya yeni başlamış yeni gelin menüsü. Murat Bey hepsine, bütün menülere bir isim takıyor zaten. Ona da yeni gelin menü demesinin sebebi nişanlı olmasından dolayı. Yani Murat Bey'in konuşmaları, lafları. Yeni gelin demeyelim de yani kendine göre bir menü. Basit tabii ki. Yani her gün menüye aslında bir isim buluyorum. Aslında bulmak zorunda da değilim ama kendiliğinden çıkıyor zaten. Çünkü çok benziyor. Yeni gelin menüsü yeni yemek yapmaya başlamış bir gelinin menüsü gibiydi. Küçümsemek değil bu yani. Olabilir. 22 yaşında olabilir. Nişanlıymış hanımefendi. Allah mutlu mesut etsin. Gerçekten de yeni gelin yani. Peki Bediye'yi de dinleyeyim. Ben brokoli çorbasını şöyle çok klasikleşmiş buldum. Yoksa hani zorluk açısından hiçbir değerlendirmem yok. Kıvamını, terbiyesini tutturmak çok önemli bu noktada. Çok klasik, çok yapıldığı için o dikkatimi çekti. Lezzet olarak da karabiberin çok fazla buldum. Karabiberi çok açığa çıkmış. Karabiberin fazla ve bir evet bir tık daha yoğunluk isterdim böyle çorbada. Birazcık daha kuru geldi. Daha ne yoğun olacak? Bir tık daha yoğunluk daha yapsam bu sefer Hamit Bey'in çorbası yok, gibi pilav olacak. Yok o kadar değil yani. O zaten çorba değildi. Haneli çorba değil zaten. O çorba değildi zaten ama. Zaten bunun daha yoğunu olamaz diye düşünüyorum ben bence. Bir tık daha ben bir yoğunluk. Bakarım. Lezzette baktım de daha bir yoğunluk isterdim. Yani kıvam bir tık olarak daha da yoğun olsaydı çok evet katı olurdu. Yok çok katı değil kastım. Bir tık daha yoğunluk ve lezzet açısından. Sanki tereyağı kullandınız mı? Evet. Tereyağını biraz daha fazla isterdim. Karabiberi fazla olmuş. Ben beğenemedim yine de emeğinize sağlık. Peki ara yemek dolmaydı. Evet. Ne dolmasıydı? Kuru patlıcan dolması ve haydari. Gaziantep'ten mi kuruluklar? Evet. Ben Safiye Hanım'dan bir şey rica edeceğim. Buyurun. Yeni gelinin mutfağını görmek istiyorum. Tabii ki görebilirsiniz. Umarım, ya Murat. Umarım pembiş şeylerle karşılaşmam. Tamam mutfağa gir bir tur at o zaman.
Kremalı brokoli çorbası yoğun gelmedi. Biraz daha lezzet almak istedim. Aslında yoğunluktan kastım oydu. Bir lezzet bulamadım maalesef kremalı çorbada. Kremalı brokoli çorbası görmek istemiyorum artık. Brokoli, dereotu, kabak çorbası, patates püresi bunları artık görmek istemiyorum. Vasat ötesiydi. Antep'ten mi getirdiniz? Evet, kuru dolmayı. Dolmalar Antep'ten geldi. Bakın sarmanın içini de böyle bir renkte bekliyorduk. Zaten öyleydi. Siz görmek istediğiniz şeyi görüyorsunuz. Yo. Bence siz zaten siz gününüzü oynuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Sırası gelmişken Murat Bey konuşmadan önce ben başlayayım da. Estağfurullah. Fırsat konuşturmuşken diyorsun. Lütfen lütfen. Siz gününüzü oynuyorsunuz. Benim dolmamın içi de gayet güzel pişmişti. Evet, yapraklar belki bir tık sert olabilirdi ama gayet bence içi de pişmişti. Ne tür baharatlar kullandınız? Sumak dolma kullandınız mı? Aynen. Dolma için ben sumak tercih etmiyorum. Hı-hı. Soğan, sarımsak koydum. Salça, Antep salçası, onu da özel getirdim. El yapımı değil mi salça? Evet, el yapımı salça. Nar karabiber. Ekşisi. Nar ekşisi yok. Biz nar sumak ekşisi ve sumak ekşisi koymadı. Tercih etmiyoruz. Limon. Ekşiyi limonla veriyoruz. Normalde Antep'te yani kullanılır aslında. Şey, benim bizim daha fazla kullanılır. Yok, damak tadımıza değil. Bu kullanılır ama nar ekşisi. Kullanılır. Normalde ben de öyle biliyorum. Kullanılıyor ya, kullanılabiliyor ama. Sumak da kullanılıyor. Evet. Ama bu sefer de diyeceklerdi ki Gaziantep'te kullanılır. Ben de hep kullanıldığı için kullanmadım. Çorbada da aynı yorumu yaptı Safiye Hanım. Burada da aynı yorum yapıyordu. Antep'te böyle yapıyorlar. Aynı yorum yapmadı farkındaysanız. Yapmadı aynı yorum canım. Ama kullanılır, evet, normalde. Yani tercih meselesi, kullanılabiliyor. Kullanmayabilir. İsteyen kullanmaz ama evet, genelde kullanılır tabii. Nasıldı sunumu, tabaklaması, porsiyonu ara yemek olarak? Fena değildi. En azından yoğurt akmıyor. Ben de beğendim. Sade yoğurt değildi zaten. Sizinki gibi rastgele bir yoğurt almamış. Sizinki resmen yüzüyordu yani suyun içinde. Zaten normalde puanlamaya dahil edilmez. Yoğurt yazılmadığı için menüde birçok şeyin yazılmadığı gibi. Konuşmaya değmez. Yani şu anda... Murat Bey yine konuşmak için konuşuyor. Bunu bir bırakalım artık. Yapayım. Konuşmak için değil. Konuşuyoruz yani, yorumluyoruz. Biz susmaya gelmedik arkadaşlar tamam buraya. Tamam da siz sürekli altı boş yorum yaptığınız için gerçekten artık sinir oluyorum yani size. Olabilir, o sizin sorununuz. Aa, ben buraya Haydari'yi yorumlamaya geldim. Hanımefendi alırım. Antep'ten kuru biber dolması getirtmiş, zahmet etmiş. Patlıcan. Ben bunu çok özür diliyorum. Patlıcan dolması. Kuru patlıcan dolması getirtmiş. Ben bunu yorumlamaya geldim. Yemekteyiz programına geldik. Saat 16'da hafta içi 16'da milyonların izlediği Zuhal Hanım artık. Ben de bir sürü şey getirmiştim. Böyle kaliteli böyle bir şey söylememişsiniz ona bakarsanız. Çok ben de bir sürü şey getirmiştim de hep ekmeğime çamur attınız, ona çamur attınız, buğdayıma çamur attınız, bir sürü şey çamur attınız. Yani genel olarak söylüyorum bu arada bunu. Estağfurullah, çamur atmadık, olanı söyledim. Çamur attınız. Çok özür diliyorum, araya gireceğim. Soğan var mı? Evet, soğan var. Soğan. Çok ince dilimlenmiş, görünmüyor soğan hakikaten. Soğan. Evet. Nasıl? Genel anlamda ben dolmayı beğendim. Teşekkür ederim. İçerisindeki hem görünüş olarak hem lezzet olarak beni tatmin etti. Ne güzel. Haydari'yi beğenemedim. Biraz neden? Tuzlu geldi. İçindeki peynirler biraz daha eritilebilirdi. Peyniri ezdim zaten, bayağı ezdim yani, nasıl eritecektim peyniri? İşte biraz daha demek ki yeteri kadar ezememişsiniz. Peynir çatalla eziliyor, top şeklinde yeteri kadar geldi. Mı var bunun? Evet, var. Nasıl oluyor yani? Biraz suyunu mu çıkartacağım peynirin? Yok, suyu olmaz zaten peynirin de, suyun içinden çıkarttıysanız birazcık daha kıvamlı şey olabilir. Şey de oluyor tenekede, peynir altı suyu. Evet, çok oluyor. İşte çıkarttığınız zaman alt tarafta kalıyor o su, yani onunla alakalı değil. Biraz daha ezebilirdiniz. Yani bir normal ezmek var, birazcık daha anladım. Ağzıma çünkü geldi. Fazlasıyla geldi. Olabilirdi. Yorum yapıyorum müsaade ederseniz. Bütün geldi. Hani bütün ev sahibisiniz. Birazcık daha sakin olmanızı öneririm. Yok, yoruma izin vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani müsaade ederseniz yorumuma devam edeyim. Haydari'yi beğenmedim ama dolma beni tatmin etti. Hem pirinçlerin pişimi, hem kabağın haşlanması, özür diliyorum. Patlıcan. Hem pirinçlerin pişimi, hem patlıcanların haşlanması hoşuma gitti. Elinize sağlık. Peki Hamit. Ben de genel olarak beğendim. Gayet içi de güzel olmuştu. Elinize sağlık. Haydari? Haydari de güzel. Daha Haydari yazmadığı için. Haydari yazıyor. Ha şey yazmış, özür dilerim. Evet, yazdı. Yok, genel olarak güzeldi. Ben de kuru dolmayı beğendim. Yani Haydari'yi de beğendim. Afiyet olsun. Cahide. Dolmanın pirinçleri pişmiş, patlıcanı da pişmiş. Aslında lezzetinde de çok büyük sıkıntı yok. Ama bence kesinlikle ekşiyi istiyordu bu dolma. Daha da lezzetli olurmuş kesinlikle. O ekşi içinde olsaydı tadı daha da güzel olacaktı. Bence çok yerinde. Yok yani ben daha... ekşisini istiyordum. Ben dolmanın ekşisini istiyordum içinde. Ya belki size iyi gelmiş olabilir ama ben ekşiyi de isterdim. Cahide Hanım, siz zaten bir çatal almışsınız dolmanızdan. Nasıl karar verebiliyorsunuz? Yok, bir çatal değil, dolmayı bitirdim neredeyse. Sadece bir kaldı. Zaten 3 tane dolma mi koymuştum? Bakın, bir tanesinin adam yarısı burada bile yenmemiş. Bitiren adam burada diyor, bitiren bakın adam. Ya Murat Bey, siz diyorsunuz sonra kolay puan vermiyorsunuz. Ona bir şey diyemem puan ben. Puan vermiyormuşum. 7 evet veriyorum. Yok, ben yedim dolmadan yeterince. Hatta o yüzden diyorum, yani zaten patlıcanı da pişmiş, pirinci de pişmiş.
Ama kesinlikle ben ekşi isterdim diyorum. Yoksa başka bir yorum yapmadım. Zaten şey yeri güzel ama. Zaten güzel ama daha da güzel daha da güzelleştirebilirdi. Evet. Yani dolmaya kötü demedim zaten. Evet, evet. Sadece daha iyi yapabilirdiniz hani ekşiyle bunu. Evet, onu demek istiyorum. Kaldırırdı. Haydari. Haydari bana da tuzlu geldi. Yani Bediye Hanım'a hani normalde çok katılmam ama bana da bir tuz oranı fazla gibi geldi. Peynirden herhalde. Peynirden büyük ihtimalle çünkü peynir çok yoğun. Peynir içinde bayağı yoğun. Bence peynir az çok olsaydı koymuş. Bu kadar tuzlu olmazdı zaten. Çok koymuş peynirini. Araya giriyorum. Çok pardon ama. Şimdi bu herkes de Bediye Hanım'a katılmak istemem ama katılıyorum. Niye ya? O kadar zor muyum ben? Niye bana katılmak bu kadar zor? Aslında zor değilsiniz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Zor değilsiniz. Gayet tutarlıyım. Siz karıştırıyorsunuz hatları herhalde. Kişi kendinden bilir işi. Kim Bediye Hanım tutarsız? Aynen tutarsız. Hangi şeyi her şeyi tutarsız. beğeniyor. Çat 4 veriyor, çat 6 veriyor. Öyle bir şey olabilir sizden mi? Sizden çok olan, daha profesyonel yorumlar yapıyorum. Zuhal Hanım sizi tenzih ediyorum. Ben 3 gündür nereye düştüm? Ben çok profesyonel insanlarla yarışmak isterdim. 3 gündür nereye düştüm? Şu an şoklar içindeyim. Bundan sonra siz benim hedefimdesiniz. Bundan tamam. Sonra ayağınızı denk alın. Buyurun. Ya son dakika. Çünkü artık bunu çok tekrarladı. Nasıl bir şeyden, nasıl bir şey bekliyor ya? Kendi profesyonel Murat Bey. Ben kalamam. Çok merak ediyorum Murat Bey'i. Yani ne yapacak ben gerçekten de. Merak ediyorum. Özellikle bu yorumun üzerine iyice de... Ama şimdi arkadaşlara da biraz haksızlık etmiş olmuyor musun? Nereye düştüm diyerek yani. Hepimizde yani. Ya. Bu biraz şey oldu sanki. Kola mı istersin, su mu? Kola alayım rica ederim. Yani şey mi? De, yani şöyle düzeltelim. Böyle yani, şakır şakır menüler, böyle büyük şakır bir... Şakır. Beklentilerin mi çok yüksekti? Beklentilerim çok yüksekti. Buraya gelince üçüncü günde de tamamen söndü beklentileri. Bugünden mi de şey? Bugün de bitti. Susun. Yeni gelin yemek yapmaya yeni başlamış. Yeni gelin menüsü. Daha resmen. Ara yemekteyiz. Ara yemeği beğendiniz. Çorbayı ben beğendiniz. Ben genel olarak söylüyorum. Tamam genel olarak bakıyorsunuz da bir tadına bakın ondan sonra bir yorumlayın. Yemiş lezzetini zaten. Ondan yedim. Sonra bakın. Bakın. Lezzeti çok güzel. Dolma getirtmişsiniz Antep'ten. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi o taraflara götürdünüz. Dolmayı çok beğendim. Ama haydari o kadar tuzlu ki... Peynirden dolayı resmen tansiyonumuz yükselecek. Keşke gene tansiyon... mi? Aynen. Allah korusun. Yükselecek. Murat Bey'in hep tansiyonlar yüksek. Çok konuşmaktan olmasın o ya. Zuhal Hanım. Yok canım sağ ol. En azından bu sefer yerinde yorum yaptım evet. Murat Bey. Yo ben her zaman pazartesi gününden beri. Tuzdan tansiyon evet. Yükseliyor. Geçen gün yağdan demiştik. Yağdan tansiyon yükseliyor. Evet yağdan kolesterol yükselir, tuzdan tansiyon yükselir. Evet, o zaman dolmanızda hanımefendi ben anlayamadım. Hiçbir türlü yaranma çabam da yok zaten yaranamıyorum. Dolmanızı hiç çok beğendim. Teşekkür ederim. Tadı, tuzu, ekşisi. Oğlum söylüyorsun onu da hoşlanmıyorum. Ben, de şey, ben anlamadım bu arkadaşları. Şimdi ben nereye düştüm deyince siz bana kızıyorsunuz. Nereye düştüm Zuhal Hanım ben? Deyince de olmuyor sanki. Yani, dolmayı çok biraz... beğendim. Normalde... Tamam ne yapayım yiyebilir afiyet olsun al bunu da. Böyle bıçağı vurduğunuzda bazen kuru dolma kuru dolma riskli olur. Kesilmez çok güzel kesiliyor. Çok beğendim. Afiyet evet. Olsun. Emeğinize sağlık. Murat Bey bir de siz sürekli diyorsunuz ya hani profesyonellerle yarışmak istiyorum diye. Evet. Siz zaten pişir de görelim de Hakan Bey'e elenmişsiniz. O da burada evet. Hiçbir şey yapamadı gördünüz. Profesyonellerle ama yarışsaydınız. Ama nereden vurdu? Profesyonellerle yarışsaydınız ne olacaktınız acaba? Ben çok... Küçücük bir puanla elendim. O da çok talihsizdi. Çok talihsizdi. Hepimiz zaten elenip geldik buraya. Ama siz sürekli profesyonellerle, profesyonellerle Bey kaldı. Peki tamam. Şöyle yapalım. Tamam buldum. Bizde hiç çareler tükenmez Ford'un evet, çok. Yani. Şefler haftası yaparız biz gene bir. Tamam. Ama yani baba şefler gibi. Tamam gelsinler. Şefler haftasında da yarışmak ister misin? Kesinlikle isterim. Seni tekrar alırız. En azından heyecanlanmak istiyorum. Seni heyecanlandıramadık mı Murat? Yani sanki sabah gezmeye geliyormuşum gibi usul usul bu şekilde geliyorum. Sabah gezmeye koştur, usul usul mu? Aynen koştur koştur gelmek istiyorum. Acaba bugün şef ne yapacak? Beni korkutması lazım. Hiçbir masa, üç gündür, seviyor. Hiçbir masa dediğim gibi sadece Antakyalı hanımefendiden elime biraz sağlık. Umutluyum. Hiçbir masa beni heyecanlandırmadı ve korkutmadı. Zoru seviyorsun evet, ve zoru rekabeti seviyorum. Çok daha fazla hissetmek isterdim diyorsun. Kolay geldi herhalde menüler. Aynen. Eledim ya, diyor kendi açısından. Yani menüler aslında çok da kolay değil yani. Ne bekliyor Murat Bey ben onu merak ediyorum. Hani nasıl bir şey bekliyor beni de? Zor demek olması. Ki daha zorlarını bekliyormuş. Kuzu pirzola benim, mı kolay benim değil? Benim çok zordu sen benim önüme kuzu bile pirzola mı kolay? Değil. Ana yemekte kuzu pirzola koymuşsunuz önümüze. Bu mu yani? Bu mudur kuzu zor menü? Kuzu pirzola çok mu kolay normalde? Evet çok klasik. Yemekteyiz de. Yüzlerce kez yapılmış milyonlarca bir menü. Insan milyonlarca insanın izlediği. Hanımefendi
Zuhal Hanım, bahsetmek istemiyorum. Murat Bey, benim menümde binlerce kez pide yapılmamış mesela Yemekteyiz'de. Çok nadir yapılan bir yemektir diye düşünüyorum. Ben sizden mesela lahmacun ustasısınız değil mi? Ben sizden bir fındık lahmacun beklerdim. Yapsaydın arkadaşım bir patlıcan kebabı yapaydın. Farklı bir şey bekleyecektim. Barbeküde patlıcan kebabı yapaydın. Sizden onu beklerdim. Lavaşın arasına sarsaydık şöyle lezzetli bir yemek yeseydik. Benden önceki yarışmacı arkadaşlar yaptığı için ben yapmış olabilir miyim? Mangalı çok az insan yaptı Yemekteyiz'de. Herkesin menüsünde zaten hep olan şey. Yani size özel bir durum değil. Her hafta herkesin en azından 2-3 yarışmacının diyeyim bir uyumsuzluk veyahut farklı beklentiler içerisinde girme durumu oluyor mu? Oluyor. Herkesin hataları oluyor canım. Herkes bir şeyleri yapıyor. Ya sen aynen. O pideleri eminim çarpı 10 katı daha iyi yapıyorsun. Sen de eminim o pidelerin performansından çok memnun kalmamışsındır. Yok valla ben çok memnun kaldım. Keşke gerçekten. Biz de kalsaydık. Tabii ki salataların ya yemek öncesinde ya da yemek esnasında anladım. Gelmesi lazım Safiyeciğim. Çünkü bak ana yemeği bitirdik, yorum yapacağız. Daha salata yok, yorumları daha yapamadık. Unutmamanız lazım, önemli bir şey. Bu salata nedense hep böyle bir şeyi var. Şöyle yardımcı olayım. Önemsiz salata mi? Şey yapıyor hep, genelde unutulan şey salata oluyor. Zuhal Hanım laf yetiştirmekten artık. Ondan yani. Diyorsun ah canım. Olsun, yine de mecbur yetiştiriyoruz Safiye Hanım. Hepimiz öyleyiz, bizim günümüz de geçti. Yeşil salataydı değil mi bu arada? Böyle salatalardan da iyi. Yeşil salata, kaç çeşit yeşillik var? Kıvırcık var. Evet, bir. Dereotu var. İki. Salatalık var. Üç. Biber var, yeşil biber. Yeşil biber var, evet. 4. Ben sizden 7-8 çeşit yeşillik beklerdim. 7-8 çeşit yeşillik ne olabilirdi evet. Mesela ekstra? İşte ne olabilirdi? Kış ayındayız. Roka, tere, kuzu kulağı, fesleğen, ıspanak olabilirdi. Nane. Aynen, ıspanak serpiştirebilirdiniz. Hoş olurdu veya hafif bir haşlı. Yemeyen de olabilir ama tabii yeşil. Ispanağı bilemedim ama diğer yeşil değil mi? Evet. Bence domatesi de hiç koymamalıydı. Madem yeşil salata yazdınız, mevsimi de değil, niye domates içine koydunuz? Resmen. Renklendirsin diye zaten çok domates yok tabakta. Çok olup olmaması değil, yeşil salata ya menüde. Evet. Hani niye içinde ekstra bir domatesi görüyoruz biz? Yeşil soruyorum. Salata yazdım diye domates koyamıyor muyum? Öyle bir kural mı var? Yeşillik, hani yeşil olarak yazdıysanız bence koymamalısınız. Yemyeşil bir şey böyle önünüze koyun. Genelde. Evet öyle o oluyor ama. O zaman bu sefer de diyecektiniz sunum yok, özensizlik bilmem ne. Domates içine böyle doğrayıp koyunca mı sunum yapmış oldunuz? Gene aynı karıştırmak istiyorum dedim farkındaysanız. Hem mevsimi değil hem de ya yeşil salata yazıp bunu koymayın. Pardon. Acaba ne bulabilirim salataya? Herhalde düşündünüz. Aa domates var. Safiye Hanım düşünmedim. Şey. Olanı söylüyorum. Yeşil salata yazıp niye koyuyorsunuz domatesi diyorum. Normal bir yorum yapıyorum ben size şu an. Tamam Cahide Hanım. Sağ olun. Artık 3 gündür dereotu yemekten baygınlık geçirdim. Yani dereotu kapıda mı dağıtıyorlar arkadaşlar dereotu? Ya Murat. Evet Medya hem yemeği hem salatayı yorumla lütfen. Bir kere patates püresi inanılmaz soğuktu. Oda sıcaklığını da aşmış artık böyle. Gerçekten dolaptan çıkıp geldiğine inandım. Haydari deyince dedim çünkü o kadar soğuk olabilir. Bundan mutlaka en azından sıcak olmasa bile ılık bir servis beklerdim. Lezzet olarak da Cahil Hanım'ınkine göre daha lezzetli buldum. Ama gene istediğimiz de bu değil. Karabiberi çok yoğundu. Yani beğendim, gönül rahatlığıyla diyemem. Köftede şöyle bir durum vardı. Sandal yatağı mıydı? Bir kere bezelyeler pişmemiş. Evet, çiğdi. Onun dışında çok acı bir tat geldi. Muhtemelen karabiberin fazlalığından başka bir şey düşünmüyorum. Neyden başka. Acı bir tat geliyor? Köfteden. Köfteyi ben şu an yedim. Gerçekten hiç acı yok. Acı. Çok karabiber acı var Safiye Hanım. Aşırı. Acı karabiberi var. Gerçekten çok fazla. Acı var. Şeyde de çok fazla direkt karabiber. Direkt geliyor. Can bu patates püresinin üstündeki kırmızı şey acılı bir yağ mı yaktın? Yok. Acaba ondan mı? Sandal kebabının altında salçalı sos vardı. Tamam. Onun yağı. Ha, anladım sos, onun yağı. Onda evet. Var mı acı? Acaba ondan mı aldık acı tadı? Salça var. Biber salçası var. Evet. Acılı biber salçası. Belki ondan olabilir. Ondan. Ama o da çok acı değil. Ama yok köftenin genel acısıysa. Köftenin genel içinde bence karabiber var. Karıştırdılar. Evet, peki. Belki olabilir. Çünkü köftenin içine acı olarak anladım. Sadece pul biber attım. Beğendi mi köftenin pişmesini? Köftenin pişimi gayet iyi. Alt tarafa doğru biraz pişmemezlik var hafif. Ama o çok normal çünkü çok kalın bir köfte. Yani bence normal şartlarda güzel pişimli olmuş. Ama ben lezzetini beğenemedim. Emeğinize sağlık. Bezelyeler pişmemiş. Patates püresini de beğenemedim. Salata? Salata kısmına gelirsek, salatanın limonunu biraz fazla buldum. Artı bir lezzet bulamadım maalesef. Eyvah. Standart bir salatada salata. Nasıl lezzet arıyorsunuz? Ben sizi anlamadım. Onu ben kendi günümde göstereyim. Oo. Gösterin, inşallah gösterirsiniz. Ayrıca köfte de kebap pişmiş. Zaten altları pişmiş da dedim. Pişmiş, zaten evet. Bu kadar kalınlıkta yeterli aynen, düzeyde hı. Pişme dedim. Ben de aynı şeyi söyledim. Bezelyenin pişmeyeceğini nasıl söylüyorsunuz? Bu bezelye zaten
Sordunuz mu? Bezelyeyi ben burada ayıklayamayacağıma göre konserve bezelyenin pişmeme ihtimali yok. Sen kendim haşladım dedin ya. Yok şey, bunları kendim haşladım da bezelyeyi de içinde haşladım. Ama bu şey dondurulmuş yani? Bezelye. Dondurulmuş. Evet. Hmm. Sonuç olarak pişip yani pişip anladım. Donduruyorlar onu. Çünkü bezelyenin mevsimi yani olmadığı diyor ki için hazır ürün donuk olarak alıp başlamak. Hazır ürün kullandım. Ne farkı var şimdi bunun? Bezelyeyi ne yapacaktım? Atırıp ayıtlayacak mıydım? O zaman böyle bir garnitür seçmeyecektiniz. Ya gerçekten şaka gibisiniz siz. Ben anlamıyorum sizi ya. Peki Hamit, Köfteyi gerçekten evet köftenin tadı güzel. Biraz hafif şey olmuş, acılı olmuş gerçekten. Karabiberli salçası da çok şey olmuş. Püresi düne göre daha iyi. Biraz evet sıvı olmuş ama ya lezzet bu olarak püreyi düne göre dünden göre daha iyi diyorsunuz. Ben kendim en azından benimki sıcak da Hamit Bey. Sıcak olup olmaması önemli değil. En az bakın için. Hem soğuk hem sıvı ama lezzet daha olarak, güzel diyorsunuz. Lezzet bak diyorsunuz ki sizinkinden daha güzel. Karabiberi diyor. Çok sıvı, köfteyi soğuk ama ben. Bizden ben hayır, köfte... nasıl daha iyi dedin ya düne göre. Tamam düne göre daha iyi bence. Lezzet olarak daha iyi. Sizin damak zevkinizde bir problem var. Sizin de Bediye Hanım da. Çünkü Bediye Hanım da aynı yorum yapmıştı az önce. Kesinlikle damak tadınızda bir lezzet problem. Olarak, lezzet olarak sizinkinden daha iyi diye söylüyorum. Değil. Benim beklentim evet, biraz içerisinde sıvı olmuş. Sıvı yani biraz kıvamı sıvı olmuş, iyi değil ama lezzeti daha iyi. Kıvamı iyi değil ama lezzet olarak daha iyi demek istiyorum size. Ya kıvamı köfte, iyi değil, karabiberi de geliyorum. Kıvamı zaten iyi köfteye değil. Köfteye gelince ben size şey yapacağım. Köfteye gelince köfte pişmiş, gayet güzel de pişmiş. Evet azıcık biraz dolmuş. Bezelyeler pişmediğini söylüyorsunuz ama dediğiniz gibi konserve almışsınız. Yani pişmeme nasıl ihtimali yok. Nasıl evet şey olmuş ama genel olarak beğendim. Anası şeyinizi. Teşekkürler. Hamit Bey bunu beğendiniz. Evet, o beğendim. Olmamış, o olmamış, o olmamış beğendim. Beğenmiş. Ben nasıl beğendim. Oluyor? Garnitürün içinde çok gayet değişik. Güzel. Çok arkadaş değişik. Sizin gibi çok şey değil. Neydi? Daha 22-23 yaşlarında zaten bir arkadaş. Olabilir. Yaşla ne alakası var? Yaşla ne alakası var? Bence gayet başarılı. Hamit Bey sakın yaşa gülmeyin. Hayır, ben bu yemeği ben gayet lütfen başarılı buluyorum. Yaşa, cinsiyete girmeyelim, eşit şartlarda yarışıyoruz. Ben yaşa, cinsiyete girmedim canım, yaşına yaşa, girmiyorum. Yaşa, ama yani burada bu programa herkese katıldıysa eşit görüyoruz ve o şekilde değerlendirmek zorundasınız. Yani hiç kimse aynen yaşına, başına, tecrübesine veya eğitimine niye göre değerlendirmiyoruz. Zoran dönden beri diyor ki işte siz lahmacun pide ustasısınız, siz böylesiniz, siz şöylesiniz. Niye benim şimdi yaşla ne alakası var? Yapıyorlar. Nasıl bir tutarsız bir yorum? Safiye Hanım küçük diye daha fazla puan da versin. Çünkü yaşı ufak, katılmış. Buraya günah daha fazla kalmış. Puan verelim. Ben yemeğini beğendim, elinize sağlık. Hemen birinci yapalım, çeyiz parası verelim hanımefendiye. Siz ona ben, getiriyorsunuz. Siz çeyiz parası mı? Aman ki. Murat Bey yapmanıza gerek yok. Sizin bu şeylerinize birinci olacağıma olmasam da aynen iyi. Zaten ihtiyacım da yok paraya. Oh! Oh. Niye katıldı? Eğlenmek için katıldım. Anladım. Ortam yani arkadaş ortamı. Belli oluyor zaten ya, menüden evet, belli oluyor. Arkadaş ortamı mı? Vallahi kusura bakmayın ben yani 50 bini istiyorum. Öyle eğlenmek için geldiğiniz belli zaten menünüzden, menünüzü yapışınızdan. Ya siz yemekten anlamıyorsunuz Cayda Hanım. Garnitürün içine ne var söyler misiniz bana? Nasıl garnitürün içine ne var? Ne tadı alıyorsunuz? Nasıl ne tadı? Yani baharat olarak ne tadı alıyorsunuz söyler misiniz? Pul biber var. Size sormadım. Ben söyledim ama kekik. Ama bulacak mı onu ben şey yapacağım. Hiç bulacak kekik mı derken görünüyor zaten Safiye Hanım. Kek, ama hiç söylemiyorsunuz kekik tadını aldım ben demediniz. Ben size baharatlar ne bana diye dün, saymadım ki zaten. Bana dün yok teknik bilmem neden bahsediyor şey yapıyordunuz. Tekniği, Murat Bey bahsediyordu. Tekniği? Hiç teknikten konuşmuyor nasıl pişirdi şöyle böyle. Bugün siz daha lezzetine yorum yapamıyorsunuz. Lezzetine yorum yaptım zaten ben az önce bana müsaade etmişti Zuhal Hanım. Ben o zaman yorumladım zaten yemeğimi. Söyledim siz dinlememişsiniz. Ama içindeki baharatları tek tek sayma konusuna girmedim. Zaten direkt dedim ki köftedeki karabiberden acı olmuş. Garnitürlerde de zaten bezelyenin birazcık daha sert olduğunu hepimiz söyledik. Madem Safiye Hanım para için gelmedi, o zaman birinci olsun parayı bana verebilir, seve seve alabilirim ben. Ya ben ona pek inanmadım açıkçası. Bu yarışmaya gelen tamam eğlencesine de geliyor olabilir ama herkesi de 50 bin lira cezbeder. Yani hiçbir şekilde 50 bin lira beni hani çekmiyor demesi bana yanlış geldi. Yani herkesin vardır yoktur, o tartışılabilir bir konu ama bu platforma geldiysek hakkıyla yarışmak lazım. Patates püresi çok soğuk, buz gibiydi. Sanırım dolapta beklemiş veya bekletilmiş dolapta bilmiyorum. Beklemiş. İkincisi sandal yapayım derken eti o kadar sıkıştırmış ki sünger gibi geldi bana et. Normalde biraz daha yumuşak kıvamlı. Yani yumuşak kıvamlı olması lazım. Sünger gibi geldi bana. Kusura bakmayın beğenmedim. Salata da çok klasik. Bir tat tuz yok. Artık dereotu görmek istemiyorum. Gerçekten baygınlık geçireceğim. Şöyle söyleyeyim. Bu kusura et bakmayın, zaten yağsız Safiye dana Hanım eti. Eğer yağlı bir dana dolmanızı, et olsaydı bu dolmanızı yağdan çok beğendim eriyip ama giderdi. Kusura bakmayın sandalınız bu su alıyor. Sandal batacak. Ne demek istiyorsunuz sandal su alıyor derken? Batacak olmamış.
Olmamış. Evet. Gerçekten patates püresi niye o kadar soğuk ya? Buz gibi. Evet. Sanki buzdolabında bekliyor. Haydari kadar soğuktu. Bilmiyorum yani, buradaydı. Ben de anlamadım. Gerçekten burası mermer de soğuk. Burası da sıcak. Evet. Buzdolabından çıkarttık. Bak etin sıcak. Köften sıcak. Köftenin sıcaklığı güzel. İdeal. Ben patates püresini anlamadım. Çok soğuktu. Şey, salatadan neden şey alamadın? Tatlı yani tuz bir... yok mu sosu? Ekstrem bir durum yok. Salatalık evet, gelmiş. Koydum. Ekstrem durum derken ne yapıp ne koyacaktın? Yani bir ekşilik, bir tat, değişik bir sumak, mesela sumak gibi. Yani tercih meselesi. Ya mesela Zuhal Hanım'ın yeşil salata demiş, sadece dereotuyla kıvırcık var. Hani içine roka koysaydı, maydanoz koysaydı, taze soğan koysaydı. Yani daha bin çeşit hani yeşil malzeme roka var. Roka ve taze soğanı burada herkes beğenmeyebilir yani, bunlar kişisel ama tercih. Ama siz yeşil salata yazmışsınız Safiye Hanım, herkesin beğenip beğenmemesi önemli değil ki. Tamam yeşil salata yapmışım, ne koymuşum? Kırmızı bir şey mi koymuşum? Evet, domates koymuşsunuz, tamam, kırmızı domates da koymuşsunuz. Tamam domates zaten dedim ki renklendirsin diye dedim yani. Ya Safiye Hanım. Tamam domates koymuşum, Safiye olmamış Hanım. Teşekkürler. Anladım evet. Ben sizi. Anlayın Safiye Hanım, ne anladıysanız artık. Ben hala dereotundayım. Gerçekten bazı salatalar vardır. Mesela evimizde de yaparız ya, bazı lezzetler vardır. Böyle yemeğe doyamazsın. Ekstra bir tat maalesef yok. Zeytinyağı yeterli gelmemiş. Limonu bir tık fazla gelmiş bence. Safiye Hanım'ın içinden üçüncü gün canavar çıktı. İki gün çok sessizdi. Bugün resmen canavar çıktı. Aynen Safiye Hanım bana yemekten anlamıyor falan diyor ama Zuhal Hanım herkesin yaptığı yorumlara neredeyse birebir yorumlar yapıyorum. Yani nasıl anlamıyorum yemeği onu da bilemedim. Siz dün kendi gününüzde ne gibiydiniz acaba? Ben canavar gibiyim ya. Onu ben demedim. Ben yani yanlış dinlediniz, onu ben söylemedim. Tamam. Siz de katıldınız ama. Siz de katıldınız. Yok. Ya sen ilk defa... Hayır ben ona katıldım. Siz ne bir dakika, bir dakika. Sen defa... de katıldın ama sen de destekledin. O dedi sen de dedin. Sen de dedin. Yanlış İlk defa tepki almıyorum. Şey yapmadı. Hemen başkasına Safiye attın ki. Safiye Hanım yanlış duyduğu için direkt bana geldi. Tatlı neydi bu arada? Nevzine. Nevzine. Nevzine tatlısı. Kayseri yöresine ait bir tatlı. Basit bir tatlı. Pekmez, ceviz, pekmezini zengin. Çok iyi ayarlaması lazım. Çok keskin bir tadı olabilir. Evet. Şerbet giriyor muydu bu tatlıya? Evet. Evet. Pekmezli, pekmezli yapıyor şerbeti ekstra. Güzel bir tatlı. Basit bir tatlı. Onu da tutturmak yani mesele. Un helvasına yakın biraz. Kesinlikle. Ya genelde zaten en basit yapmak. Tutturamıyor bir türlü. Evet. Yani hani pratik bir tatlı ama nedense olmuyor basiti daha çok. Basiti yapmak bazen evet. Daha zor olabiliyor evet. Zuhal Hanım. O da her doğru. Zaman öyledir zaten. Evet. Evet, basiti biraz daha zorluyor mesela bazen. Mesela pilavı da ama pilav dersin ama evet ama herkes yapamaz. Ustalık gerekir. Gerektirir. Yapamaz. Öyle ince çizgileri vardır bazı kesinlikle. Biriha Hanım zaten tatlıyı araştırmaya bile tenezzül etmemiş. Şerbet var mı diye soruyor. Yani bu ne? Tatlıyı telefona yazacak Nevzine tatlısı var mı yok mu öğrenecek. 15 dakikalık bir tatlı zaten. Çok çabuk evet. Yapılıyor. İşte dediğim gibi önemli olan masaya gelen lezzet hani çabukluktan ziyade. Kimisi de baklava açıyor olmuyor mesela yani aynen. O da önemli. Aynen. İçi daha mutlu. Lezzet almak önemli. Seninkinin kabağı güzeldi bu arada. Kabakları pişmişti. Kabağın şeker oranı falan güzeldi. Evet ama direkt sıfır saydılar tatlıyı Zuhal Hanım. Ben puan çekmeye çalışıyorum siz verin diyorsunuz. Ben 5'e indirmeye çalışıyorum. Söylemlerinizden dolayı kusura bakmayın. Murat ne Hanım ne söylemimiz var? Murat Hanım. Ay Murat Bey. Ya aklımı İyice karıştırdı. Devreler yandı. Ya aklımı karıştırdı gitti. Murat Bey'in yanında konuşa gitti. Konuşa ya. Gitti. Dün de dedin. Dil sürçüksü. O kadar konuşuyor ki artık ben de ne dediğimi bilmiyorum Zuhal Hanım. Murat Bey sayesinde. Murat Bey. Evet. Bey. Vallahi Murat'ın menüsünü çok merak ettim. Ben yemeyelim hepimiz. Bence. Beklentiyi öyle bir yükselttik Cuma ki günü, sen kendin yaptın. Cuma ben günü gelmiyormuşum. İnşallah yemeklerin o beklentinin altında kalmaz. Cuma günü korkum gelmiyormuşum. Bu kadar konuşup konuşup. Cuma gelmiyormuşum diyor tırsın. Eyvah bunlar beni yiyecekler diye. Aa şimdi Meksika mutfağında çalışmış. Bir de neydi? Uzak Doğu mutfağı. Uzak Doğu mutfağı. Yani en az Hamit Bey kadar sizden de beklentiniz olur. Meksika mutfağı herhalde. Demişken dün o kadar acıkmışım ki gittim dükkana açtım dükkanı. Yedin? Onlu taco yaptım kendime yedim. Acımdan ölmüşüm. Bey hep aç. Hiç doymuyor. Bir önceki gün yedim pideleri kokoreç yedi. Dün de pirzolayı yedin. Bir de taco mu yedi? Evet. Maşallah. Doyurmak mümkün değil. Bugün sanırım tantuni yerim. Bugün öyle ne diyorsun? Menüde tantuni var. Bugün de mi aç kaldın? Doyamadın. Bugün biraz dolmayla doydum gibi. Bir tık. Murat Bey Murat ya şapkanızı çıkartın. Saçlarınızı görelim. Çok merak ediyoruz. Belki 3 gündür kapalı bir kutu. Belki yarın size bir sürpriz yapabilirim. Bugün yapın. Yok bugün olmaz. Şimdi şu an olursa değilim. Sürpriz olur. Yarın olursa sürpriz evet, olmaz. Hazırlıklı. Yarın hazırlanarak gelecek çünkü. Söz yarın şapkasız geleceğim. Tamam. Aa takmayacak mısın yani? Takma artık. Benim günüm özel. Takım aynen. Elbise? Yok takım elbise. O kadar da değildir. O kadar da değildir. Ama... Şapkasız göreceğimiz için heyecanlıyız. Evet. Bir görelim. Evet. Bu arada hemen başvuru adreslerimizi yineleyeyim.
Yemekteyiz Instagram hesabı ve tv8başvuru.com'dan sizler de başvuruda bulunup 50.000 TL için yarışabilirsiniz. Bu arada şehir dışından, Mardin'den de, Gaziantep'ten de, Şanlıurfa'dan da, bütün illerimizden de aslında özetle başvuru beklediğimizi söylemek istiyorum tekrar. Çünkü şehrimize gelmek istiyoruz. Yemeklerinizi yemek, tanıtmak ve 50.000 TL vereceğiz. Ve nevzine geldi. Tahin de koymuşsun üzerine. Elinize sağlık. Sunum güzel. Afiyet olsun. Öyle mi? Evet. Servis de çok önemli aslında. Yani birisi yerken birisi benim. Şakır şakır gelmesi lazım servisin. Aynı anda. İkişer ikişer getiriyor ya. Canınız mı çekti? İkram edebilirim. Teşekkür ederim. Tam tunu yerim diyor artık. 10 tane taco yedin mi gerçekten? Şaka yapıyorum tabii. Tabii ki yok. 3-4 tane yedim. Ben bir su rica edebilir miyim? Hemen Safiye getiriyorum. Hanım. Safiye Hanım biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl yaptınız tatlınızı? Hemen bahsedeceğim. Bardağı alabilir miyim? Ben de alabilir miyim? Ben de alabilirim. Niye her yemeğin tarifini istiyorsunuz Murat Bey? Su içim anlatacağım. Evet. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim söyle. Tabii ki Cahide. Bir yandan da dinle sevgili Safiye. Yani aslında görüntüsü falan çok iyiydi. Ama tadına baktığımda hani nevzine tatlısından ziyade böyle un helvası tadı daha çok geldi bana. Şerbetini yeni çekmiş, biraz daha böyle sıvı bir un helvası gibi geldi bana. Hani böyle biraz daha bunun böyle katı olması gerekiyordu. Bu kadar olmaması gerekiyor. Kesinlikle şu an un helvası tadı geliyor. Siz de yiyin bakın. Zaten hak vereceksiniz. Ben de katılıyorum. Sunumu gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Güzel. Ama şey dediğin gibi un helvası şey arkadaşım dediği gibi un helvası tadı var. Net. Bir de onu sanki böyle yani bir şey diyemiyorum ama korkudan artık ne desem ters tepki verdiğiniz için sabahtan beri bizi dövmediniz kaldı. Bunu da söyleyeyim altınızı çizerek. Yani ben de şeyini çok beğenemedim gerçekten. Evet ben dün bu kadar sert tepki vermemiştim Hamit evet. Bey. Siz dün tepki vermemiş miydiniz? Böyle sizin vermemiş. Kadar sert vermemiştim Safiye Hanım. Siz bayağı bir o konuda evet. Sinirli tepki veriyorsunuz. Paraya ihtiyacım yok demesini çok garipsedim. Çok yani tuhafıma kaçtı. Paraya ihtiyacın yoksa ne için geldin buraya? Buraya kendini göstermeye mi geldin? Masada bize bağırmaya mı geldin? Zaten çok şaşırdım buna. Yani böyle, bu performansı beklemiyordum. Daha böyle tatlı, daha naif, daha böyle hanım hanımcık bir kız bekliyordum. Ama böyle içinden resmen canavar çıktı. İçine gerçekten bilmiyorum. Şaşırdım yani. Evet Bedia. Sunum olarak beğendim. Elinize sağlık. Ben biraz daha şeker beklerdim bu tatlıda. Şekeri eksik. Pekmez nerede? Pekmez hangi kısımda vardı? Pekmez şerbetini attım. Az çay bardağı. Evet. Çok az attım. Şekeri az geldi. Yani çok tatlı gibi değil. Çok benlik bir tatlı değil ama elinize sağlık. Ortalama. Şekeri az olmuş. Murat? Öncelikle Bedia Hanım az önce bir soru sordu. Neden tarif istiyor diye. Yani sanayiye gelmedik, Yemekteyiz programına geldik. Tabii ki tarif isteyeceğim. Açın internetten, bir de, bakın tarifini. O kadar boş bir hafta ki hiçbiriniz araştırmadan, hiçbir şeyi araştırmadan gelmişsiniz. Araştırmıyorsunuz, beğendim, olmamış. Neyi araştırmadın? Hiçbirinizden siz teknik yorum. Siz de araştırmamışsınız ki soruyorsunuz. Ben dedim, Zuhal Hanım sordu, araştırdım tabii ki ve daha önce ben de yedim. Niye o zaman siz konuşmak siz, için tarifini hayır, mi istiyorsunuz? Zuhal Hanım dedi ki, bu tatlıyı biliyor musunuz dedi. Ben de evet biliyoruz, Kayseri yöresine ait dedim. 15 dakikalık bir tatlı dedim. Evet. Demek ki daha önce yapmışım, niye o zaman yemişim, soruyorsunuz? Tatmışım değil sırf mi? Soru sormak için mi soru soruyorsunuz? Hayır, ya da internete yazıp çok güzel takip ettiniz. Araştırmışım. İnternet araştırmışım. Gerçekten de. Peki, bak ilk defa buldum? Söylüyorum ben de. Nasıl buldum? Hani o pekmez diyordum ya, onu iyi ayarlaması gerekiyor diyordum. Ya çok keskin olurdu ya da hiç olmazdı. Hiç olmamış pekmezi. İkincisi öyle bir kıvamda ki her kaşıkta, her çatalda bir yudum su almak zorunda kalıyorum. Damağıma yapışıyor, ağzıma yapışıyor tatlılar. Pekmez cidden konusunda öyle. Şunu diyeceğim Zuhal Hanım. Bu el yapımı pekmez, üzüm pekmezi. Bu da Gaziantep'ten geldi. Belki o yüzden hani normal tarifte bir çay bardağı pekmez atılıyor ama ağır olmadığı için ondan pekmez oranı az vermedi, vermiş olabilir. Tadını, evet. Şekerini. Tadına, vermemiş olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Tadına bir şey demiyorum. Fena değil tadı ama her kaşıkta bir yudum sıvı almam gerekiyor. Çünkü acayip yapışıyor damağa, dile. Çok kötü yapışıyor. 3 vereceksen mesela bu tatlıya 1,5 verdim. Kusura bakmayın. Şeker eksik. İyi gene sizin tatlınıza 1,5 veriyor Safiye Hanım. Benim tatlımı direkt eledi. Puanlar demişken açık oylamaya geçelim mi? Hazır mıyız? Geçelim. Hadi bakalım açık oylamadayız. En az, en düşük oranda 7 bekliyorum. Neden? Çünkü zaten Cahide Hanım bir kere kuru dolmaya güzeldi dedi. Sonra da dedi ki durdu daha güzel olabilirdi. Buna puan verecek mi vermeyecek mi? Şimdi çok merak ediyorum. Puanlamada göreceğim. Evet haftanın ortasında Safiye yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Yine menüsü masası tam bir yarışmacı. Dolayısıyla yine 3'ten başlatacaksınız puanlarınızı. İnşallah bütün hafta da böyle gider herkes için. Buyursunlar siz yazmaya başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Brokoli çorbasıydı Safiye'nin açılış yemeği. Ara yemek olarak kuru patlıcan dolması geldi Haydari eşliğinde. Ana yemeğimiz patates püresi yatağında.
köftesi vardı garnitürlü. Karışık yeşil salata eşlik etti ana yemeğini. Nevzine tatlısı yedik. Üzerinde tahin vardı. Cevizi koymuştu. Bakalım puanlar nasıl olacak? Evet, herkes yazdı galiba. Evet. Değiştirmek isteyen var mı? Emin olmayan mı? Murat Bey'i düşünün. Sonra değiştirmeyin gene. Yok, ben şey yapmayalım. Şimdi pişman oluyorsunuz ya sonradan. Evet. Çok verdim, az verdim diye. Onları yok, yaşamadım. Bu sefer pişman olmayacağım. Peki, herkes kararında. Kaç bekliyorsun? En düşük 7 bekliyorum. En düşük 7 bekliyor, evet. Safiye. 7'yi verelim de ondan sonra görelim zılgıtı. 7 veriyoruz, zılgıt diyoruz. Tamam. 9 geliyor oradan, hazır ol. Peki. Bediye'nin puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet Bediye'cim, aç ve söyle lütfen yüksek sesle. 6 puan verdim. Teşekkürler. Rica ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Bediye'nin benimle aynı puanı vermiş zaten. Ha, dün de 6 verdim. Birebir 6 gidiyor. Aynı mıydı? Evet, bence aynıydı masaları. Masalarımızın düzeni de mi aynıydı? Yok, düzen olarak seninki öndeydi ama kuru patlıcan dolma nefisti. Tamam, tek bir tane parça ürünü evet. Aşırı derecede beğendiniz. Diğer evet. Şeyleri o kadar da beğenmediniz evet, ama. Evet, diğer şeyleri o kadar ama kuru patlıcan dolma gerçekten ama çok güzeldi. Ama ben de birkaç şeyi biraz daha beğenmiştiniz. Sizde ne? Unuttum ya, B12 yok ben. Sanki evet. Ben de birkaç kalem daha fazla ürünü beğendim. Yani çorbayı mesela bunu ona hiç beğenmediniz. Puan. Benim algıladığım. Çorbayı orada da hiç beğenmedim. Ya, çorbayı beğendim. Sadece hafif ekşisi var dedim. Makarnayı da yakıştırmadım. Ekşi buldum. Yani hayır. Hangi kısımda beğendim kıvamı dedim. Kıvamı güzel dediniz. Kıvamı gayet iyi kıvam tuttu. Demedim. Tuzu da iyi dediniz. Makarna olarak uygun görmedim. Erişte olsa daha iyi gelirdi ama dedim. Ama ben de size dedim ki zaten geldi. Erişte o çorbaya girmiyor. Yok, makarna hayır, ben. Peki, ben yarışmayı çalışacağım. En az 7 demişti. Evet. 6 geldi. Beğendin mi? 6 verdi. Yine teşekkür ederim yani. Emeğinize sağ olun. Bugün bu yorumlardan sonra zaten arkadaşların hani 5 vereceğini falan düşündüm. 5-4. 6 yine iyi geliyor şu anda yorumlara karşı. Yorumlara göre diyorsun. Bakalım Cahide'den kaç gelecek? Evet Cahide, sen de paylaş puanını bizimle. Benim puanım 6. Teşekkürler. Bu kadar konuşup. Evet yani 6 mı? Hayır, Bediye Hanım'a laf söylememin sebebi kendi masamla kıyasladım da o benim masamda daha fazla beğenip o puanı vermesi. Ha. Ben Safiye Hanım'ın masasında beğendiğim şeyler belliydi zaten. Kuru dolmasını ben de beğendim. Direkt bir puanını ona verdim. Ben ekstra bir puan tatlınıza da verdim. Tatlınıza normalde 2 de verirdim ama hani kırdım çünkü olmamış dediğim hani noktaları vardı. Bir puan da oradan verdim. Bir puanı da zaten köftenizin hani o kadar kalın yapmanıza rağmen onu pişirebilmişsiniz en azından ana yemeğinizde. Yarım puan onunla yarım puan da masanızın düzenine verdim. Evet, normalde ben Hamit Bey'in dediğin masasına şey doğru. Düzen puan ben de bu vermedim. Yorumlardan sonra daha düşük bekliyordum aslında yani. Sanki daha az beğenmiş gibi konuştum. Ama şöyle bir fark var Zuhal Hanımcığım arasında. Şimdi burada ortalama tek düze giden bir şey var, menü var lezzet kısmında. Orada olmayan şey de çok fazlaydı. Evet, sofra düzeni daha çok özenilmişti, daha çok hoşuma gitti ama burada olan şey oraya göre daha fazlaydı bence, benim nazarımda. Ama yorumlarken daha farklı yorumlar konuştum. Öyle şimdi değil. Yorumlar izleyince göreceksiniz. Hayır, yorumlar daha olumlu. Hayır, şimdi şöyle pirzolanı ben biliyorum. Pirzol. Detaylandırmayalım tekrar tamam. Ama evet. Yani genel olarak bakıldığında daha olumlu yorumlar kesinlikle. Yaptınız. Kesinlikle. Ama aynı siz puanı verdi. Siz de izleyince verdim. Göreceksiniz. Siz öyle gelmiyor içinde olduğunuz. Kesinlikle yok olmadı Bediye Hanım. Siz yani aynı gidiyorsunuz. Puanlarda birazcık da düşük gidiyorsunuz ki. 6 güzel bir puan bence. Yok 6 güzel bir puan. Aynen yani, 4'e göre çok 6 güzel, güzel bir puan. Puan göre, evet 4'e göre gayet ama güzel bir puan. Ama mecbur 4 verecektin zaten 4-5. Hamit Bey'e biz de zaten normal olarak 5 verdik ekstra. Çok bir fark yok arası. Peki. Var bir puan çok her fark şey ediyor. Her şey burada çok fark ettiriyor. Çok fark ediyor. Bakalım Murat'tan kaç geliyor? Evet Murat, senin de puanını öğrenelim. Benim puanım 5.5'tan 6. Teşekkürler. 5.5'ta. Evet. Yani 5.5 veremeyeceğim için 6 verdim. Dolmanızı çok beğendim. 2 puan ona verdim. Etti. Zaten 3'ten başlıyoruz. Beş her şey 5. 1 puan da düzene verdim. 6. Masa düzeninize. Geri kalan hiçbir şeye puan vermediniz mi? Aynen vermedim. Çorba. Çünkü ben yok. Çorba değildi zaten. Haydari. Haydari aşırı derecede tuzluydu. Onu beğenmedim. Ana yemek. Ana yemek. Sandal kebaba. Yani ana yemeğe hiç puan vermediniz mi? Hayır, veremedim. Kusura hiç. Bakmayın. Nasıl patates püresi buz gibiydi. Sandal zaten su alıyordu dediğim gibi. Sandal yani hiç, batmıştı. O zaman sizin bu dediğiniz ne oluyor? Ana yemek tamamen hani lezzetsiz mi?
aşırı derecede acıydı. Neye bak, verdin dedim puan? Dolmaya verdim, bir de masa düzenine verdim. İyi vermişsin o zaman altı. Dolmaya 2 puan verdim. O kadar her şey benim 6 verdiyse. Dolmaya 2 puan verdim. Masa bize böyle 6 verenler 5 yemek sayıyor 6 verdim diye. Bu bir şey beğenmiş, bir tane yemek beğenmiş. Ona 6 vermişsin. Yani söylediklerine masa. Göre hani dolmaya 2 puan vermiş. Bir de masa düzenine mi 1 puan vermiş? Evet, masa düzenine. Masa düzenine 1 puan vermiş. Geriye kalan hiçbir şeye puan vermemiş. Yapamamışsınız çünkü. Eti o kadar sıkıştırmışsınız ki sünger sünger olmuş. İkincisi patates püresi. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mantıken eti ben olsam, bu yorumların sahibi olsam daha doğrusu, masada ana yemeği beğenmemişim, başlangıcı beğenmemişim, ara yemeği beğenmemişim, tatlıyı beğenmemişim. 6 vermem o zaman. Aynen, sadece bir kuru dolmaya 6 veriyor Burak Hayır, Bey. Ben şimdi onu anlamadım. 2 puan verdim, masa düzenine yani, 1 puan verdim. Öyle söylüyorsun, böyle veriyorsun. Böyle söylüyorsan daha çok şey beğenmiş olman lazım. O da ayrı bir mesele. İşte o yüzden ben de diyorum, bir tutarsızlık olmuş yani puanında. Peki, son puan geliyor bugün için Hamit'ten Safiye'ye. Evet Hamit, görelim senin puanı da. Ben de 6 verdim. Hayda, herkes 6. İyi de sen mesela hiç kimsenin beğenmediği şeye çok harika olmuştun, ana yemeği. Şey, ana yemeği beğendim, puan verdim. Sen nasıl 6 oldu o zaman, onun daha yüksek olması gerekmiyor evet. mu Safiye? Ana yemek benim bence 3 puan olmalı eğer beğendiysen. Ama sen çok beğendin. O zaman ana, sen 7 ana versin. Ana yemeğe 2 puan verdim, kuru dolmaya 1 puan verdim. Salatam zaten içinde hiçbir ana şey yok. Ana yemeğe tam puan mı verdiniz Hamit Bey? 2 puan diyor. Tam 2 puan zaten, ana yemeğe beğenmiş. Ana yemeğe 2 puan oluyor genelde. Ana yemeğe 2 puan verdim, kuru dolmaya 1 puan verdim. Masa düzeni falan zaten onları şey yapmıyorum. 3 puan zaten oradan otomatikman vardı. Peki bu arada puanlar birbirine çok yakın 3 gündür. Aynen, onu da söyleyeyim. Evet. Sizler de hesaplıyorsunuz. Yarın Bedia'nın günü, merakla bekliyoruz. Evet, şimdiden kolay gelsin Bol Şans. Çok teşekkür ederim. Senin emeğine sağlık sevgili Safiye. Hepinize afiyet olsun. Birazdan tantuni yiyecekmiş arkadaş. Aynen. Bir saat sonra. Allah Allah. Dikkat edin de kolesterolünüz falan çıkmasın yine. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. İyi akşamlar.